Babu ma yuzkaru fi bey'i ta'ami vel hukrati. Yemeğin satışı veya yiyeceklerin satışı ve ihtikar konusunda söylenenler. Bu konuda gelen rivayetleri İmam Buhari burada veriyor. İhtikara dair, yani malın, emtianın elde tutulup, satıştan alıkonup, piyasada eksileceği zamana değin, uzak tutulması piyasadan, piyasada talep çoğalınca da bu kez yüksek fiyat üzerinden dileği deyince satış yapmak. Bu işte ihtikar, ne deniyor? Kara borsa. Stokçu. Stok, evet. Bu konudaki rivayetlere geldik. İlk hadisimiz 2024 nolu hadis. Haddesena İshak ibn İbrahim. Bize İshak bin İbrahim anlattı. Akhbarana el-Velid ibn Muslim, bize el-Velid bin Muslim haber verdi. Ani'l-Evza'i, o da el-Evza'i'den. Ani'z-Zuhri'yi, o da Zuhri'den. An Salim'in, o da Salim'den. An Ebihi radıyallahu anhu, o da babasından, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Ra'aytu'l-lezîne yeşterûne't-ta'ama mucazefeten. Ben vaktiyle mücazefe şeklinde yiyecek alıp satanları gördüm. Yani o zamana eriştim. Bir zamanlar böyle kimseler vardı. Mücazefe yoluyla. Mücazefe yoluyla alışveriş yapmak ne demek? Ölçü olmadan, tartı olmadan, evet, başka şeylerle, göz kararı, ne bileyim, değişik yöntemler var cahiliyede. Üzerine toprak seperek dahi ne kadarına denk gelirse o kadarını gibi kumara kaçan yöntemlerle alışveriş yapanlar yaptıkları zamana denk geldim. Bunlar yudrabune ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dövülürlerdi. Bu şekilde alışveriş yapanlar. Mesela diyelim çuvala bakıyor, kaç tanesinde ben varsa onlar alacağım diyor. Ne kadarında ben var yok, o elma olsun mesela veya armut olsun. Veya işte kalmış dibi ne kadar olduğunu o da bilmiyor, o da bilmiyor. Ne kadar iyi çıkar, ne kadar kötü çıkar. İşte buraya diyor, şu kadar veriyorum. Ölçmeye, tartmaya, doğru dürüst bir ölçüye başvurmadan mücazefe yoluyla alım satımları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında belli ki onun tayin ettiği memur yahut gönüllü kimseler tarafından darp edilirlermiş. Yudrabuna ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. En yebi'uhu hatta yu'buhu ila rihalihim. Bunu satmaları, satmamaları için ta ki kendi şeylerine, bineklerine taşıyıncaya kadar. Mücazefenin bir parçası da o. İçinde emtianın el değiştirmediği, ölçünün, tartının doğru dürüst yapılmadığı satış biçimlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tedbir konmuş, bunlara müdahale edilmiş, ölçü, tartı, doğru dürüst kıymet takdiri yapılarak alım satım gerçekleştirilsin ve alımı yapan kimse malını kendi bineğine, kendi mekanına, muhitine götürsün. Yalnız dikkat ederseniz konu başlığı yiyeceklerle alakalı. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla hadisler arasında bunun yiyeceklerle sınırlı olup olmadığı konusunda bir tereddüt vardır. Yani bu son söylediğim bölümü. Meta'ı kendi uhdesine geçirme noktası. Bunun yiyeceklerle sınırlı olabileceğine dair bazı
söylemler var. İkinci bir hadisimiz aynı bab başlığı altında. Veya işte poşet yapıyor mesela, ben geçen dikkat ettim. Siz ne kadar olduğunu konusunda bir şeyiniz yok. İşte al onu diyor, 2 lira diyor. Yani burada şeyden kaçırıyor. Mesela kabaksa bu bir, kabağın kilosu ne kadardır? Tartıyla alacak olsam daha mı karlı olurum, daha mı zararlı olurum? Bu konuda bir bilginiz yok. Sadece havası alınmış bir poşette bir şey ve size diyor ki o 2 lira. Dolayısıyla burada daha karlı, daha şeyli bir alışveriş yaptığınızı da düşünebilirsiniz. Ama işin aslı öyle olmayabilir. O sizi bu arada, yani birim değişikliği dolayısıyla ölçüden uzaklaştırarak yanıltıyor olabilir. Bu kilogram fiyatı hocam, karşında verilen para da değişkendir. Yani adam tartıyor 1 lira, öyle belki 1-200 lira geliyor. Yani adam onu da diyebilir. Ama orada en azından bir ölçünüz var. Deminki terazide, yani buradaki satıcı ile diğer satıcı arasında müşterek olan yan kilo ise eğer, farklı olan yanı görürsünüz. Bu 1-200 istiyor kilosuna, o 1 liraya veriyorum diyor kilosunu. Dolayısıyla siz bunu mukayese edebiliyorsunuz ama o dediğim şekilde poşet, bir torba içerisinde kaç tane kabak var, ağırlığı ne kadar geliyor? Hiçbir bilginiz yok. Sadece size diyor ki 2 lira. Ya bunun kilosu nedir? Bunu ne kadar koydun? Diğerleriyle hiç kıyas etme şansın yok. Sadece o an hislerinize bakıp kabak güzel görünüyorsa tamam alayım bunu deyip alıveriyorsunuz. Burada yani pazarın esprisi, marketin esprisi arzın doğru düzgün yapılması. Kim neyi arz ediyorsa bunu tartısı üzerinden kilosunu, kilo karşılığı bedelini kendi malına elbette istediğini isteyebilir. Ama ben onu diğer malla kıyaslayabiliyorum. Çünkü müşterek yanlar olacak ki kontrollü bir şey yapayım. Birer kilo, bununki bu kadar istiyor fiyat, bu kadar istiyor fiyat. Ve o bu iki unsuru masaya koydum mu artık kaliteyi yoklayabilirim. Acaba daha mı kaliteli, daha mı değil? Ama tartısı belirsiz ise ondan sonra fiyat doğal olarak buna bağlı olarak flu hale gelecektir. Sizin bu noktada kalitesiyle ilgili yapacağınız değerlendirmede boşlukta kalır. Hocam bunu biz hep yaşıyoruz. Yani köyden getirdik, kayıtlı, şu kadar. Yani bence sizin bu söz konusu hadisi ondan daha farklı bir şey. Bunda daha alışveriş görmüyorsunuz. Ne kadar alacağınızı da bilmiyorsunuz. Ne alacağınızı biliyorsunuz. Yani gözünüzün önünde bir poşet var, ben buna 10 lira veriyorum diyorsunuz. Ama sizin o söylediğinizde adam toprağı eline atıyor, kaç koyun üzerine düşerse, bunda belli değil yani. Ama bu ne olduğunu da görmüyor henüz. Görünmeyen bir şey. İşte görmek, bunlar birbirinden farklı şeyler. Ölçü ve tartı değildir. Göz ayarı bir şeydir. Dolayısıyla ölçü ve tartı olmadığı sürece markette arz doğru düzgün yapılmış olmaz. Yani diğerine nazaran daha bir öne çıkıyor, görünüyor falan diye düşünebilirsiniz. Yani kumara yakın türleri de var. Ama burada da yine siz 900 gram mı, 800 gram mı, bu fiyatı hangi ölçüye veriyorsunuz bunun farkında değilsiniz. Haftaya ondan 2 tane eksilse yine 2 lira dese veya 2 tane fazlasını koyup yine 2 liraya satanla arada bir seçiciliğiniz yok. Sadece bakış yapıyorsunuz. 2 lira da çok umurunuzda değil, verip alıyorsunuz. Bu pazardaki yani minik minik aldatmalara vesile olur. Ona bakarsanız aynı şekilde çekirdeği de bir poşetin içine kor adam. Şeffaf bir poşet olsun, görünsün yani çekirdeği. 1 lira desin. Görünmesi bir şey ifade etmiyor. Bunun gramajı ne kadar? Ya boş ver gramajını, işte görüyorsun ne olduğunu diyebilir. Tıpkı marketçinin yaptığı gibi. Ama yine burada hile oluşturabilir. Ben bu 900 gram mı, 850 gram mı, 1000 gram mı bilmeliyim bana sattığı bu şeyin. Görülmesi onu aklamaz.
zaten tarafların yani işte mücazefeye kaydıkları yerde bu tür belki zaman zaman mütesahil davranışlar, gevşek davranışlar yahut alıcı bazen kendisini karlı sayabiliyor. Yani işte kalanla şu kadar ver diyor, tabloda görünüyor. Ya poşet poşet dolduruyor, bakıyorsun bazen satıcı diyor ki şu kadar çıkar dedim en fazla ama daha çok çıktı. Evet. Yani görünmesi bir şey ifade etmez. Göz çünkü her şeyi ölçemez. Kumaştır mesela. Ne kadar çıkarsa kumaşın topunu çıkarıyor şöyle. Daha hepsi sana vereyim. Ne kadar çıkarsa. 50 lira veriyor musun buna? Siz şöyle hafif kalınlığına bakıyorsunuz. Tamam verdim gitti. Artık ondan sonra açtığınızda hakikaten ne çıkacağı. Bazen onun lehine olabilir. Bayağı sizin aleyhinize olabilir. Oradaki küçük farklılıklar bile hukuk açısından, hak açısından önemlidir. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ölçünün, tartının bugünlerdeki kadar böyle kalibre olmadığı dönemlerde bile bunun ciddiye alınmasını emretmiş. Hadisten anlaşılıyor ki ciddi sert önlemler almış. Yani pazar ortamında ölçüsüz, tartısız, yerinden kendi şeyine yüklemeden yapılan alışverişlere müdahalede bulunmuş. Hocam bizim pazarlarda yaşadığımız biraz farklı bence. Yani adam akşam olmuş, son malı toptan verip gitmek istiyor. Diyor ki ya burayı böleceğin al, normalde 2 lira olan şeyi 3 liradan 4-5 kilo var. Orada kanter de var, terazi de var, her şeyi sen istersen tarttırabilirsin. Toptan vermenin durumu farklı olmaz mı? İşte ölçü yok. Ama o adam oradaki tamamını vermez. Yani orada ölçü ve tartıdan bahsediyoruz. Yani orada biz ne dememiz lazım? Tart kardeşim. Kilosu ne kadar? Evet, ne kadar şey yapıyorsan. Kimin kilosu nedir? Ha? Tartmaya razı orada bir problem yok. Tartmaya razı o yani. Bak abi 4 kilo çıktı diyor. 2 kilo parasına 4 kilo aldın diyor. Sen de aldığını biliyorsun. O da sattığını biliyorsun. Orada yine şey olur mu? Hocam razı da olsa ben Teberri'den okudum. Teberri'de şeyden İmam Malik'ten yani Muhatta'dan vermişti. Ömer'in pazarda dolaşırken kuru yüzüm satan biri 2 lira. Pazar dolaşmış her yerde 5 lira. Sonra gelmiş o adama demiş niye 2 lira? Demiş işte satıp köyüme gideyim yani. Acele mi var? Demiş ya bize uyarsın ya pazarımızı terk edersin. Ömer ona söylemiş. Ucuz satamıyorsun. Ucuz satamıyorsun. Daha fazla yok, bir şey ürünün çok pazarı o zaman. Sizin dediğiniz gibi poşet değil. Ya ama ben değil. Direkt poşet yazı nasıl? Yani Ömer demiş ki ona sen şey bizim pazarı. Yani poşet dediğiniz bir ölçü değil. Evet yani poşet. Bir poşet içine koyuyor ve diyor ki size işte 1 lira. Yani bu poşet nedir? Ölçüsü nedir bunun? Belli değil. Bu ona biz pazarımızda küçüklerinden büyüklerine kadar ölçüyü ve tartıyı ne kadar oturtabilirsek o kadar güven yükselir ve o kadar adil bir şey olur. Bu konularda ne kadar mütesahil davranırsak o kadar birilerini aldatabildiği süreçlerin önü açılır. Ve buralardan ne çıkacağından emin olamazsınız. Yani mesela evini satıyor adam. Evinin satışı esnasında nedir yine bunun iyice arz edilmesi, bilinmesi, koşullarının. Yani ne kadar etrafa iyi şey edilirse ama kapalı devre yapıldığında ne oluyor? Bu kez bilahare o kişi aldatıldığını düşünmeye başlıyor. Başkalarına duyurduğunda ya oraya biz şu kadar verirdik, bu kadar verirdik. Arz önemli. Neyin arzı olursa olsun, arz iyi yapılırsa. Şimdi arzdan kim kaçınır? Yani herkes duysundan, herkes bilsin koşulların. Bundan kim kaçınır? Ya gizlice iyi kazanacağını düşünen alırken ya da gizlice iyi satacağını düşünen satarken. Bunlar ne getirir sonunda? Bilahare durum ortaya çıktığında niza ortaya çıkar. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Kavga ortaya çıkar. Dolayısıyla bu evet belki bazı konularda size ekstrem gözükebilir. Yani o kadar da fazla değilmiş. Şimdi çekirdek. Çekirdeği bazen haberlerde görüyoruz işte. Falanca kurum çekirdeği 980 gram çıkmış hep. 20 gram eksik. Poşette. Ya hiç ölçü de yazmayabilirdim adam diyebilir üzerine. Ama biz toplum olarak ona diyoruz ki hayır bunun üzerine bunun gramajını yazacaksın. Evet her bir kişi bunu alırken 20 gram eksik olması çok önemli değil ama senin açından bu devasa rakamlara tekabül eder. Her birinde bu kadar az satarken. Bir de düşünün ki biz pazarcıda yaptığımız gibi onu müsamaha edelim. Gel işine doldurup satsın şeyleri. Hocam bir problem
bir şey oluyor. Şimdi onun için acil bir mekanizma çıkmış, dışarıda kontrol mekanizması. İşte oraya götürüyorsunuz. Yani adama bak, kontrol olmadığı zamanlar aldatma oluyordu değil mi? Evet. Şimdi kontrol girdi devreye, daha azaldı aldatmalar. Resulullah'ın burada önerdiği bu. Yani ne ki, kim neyi alıyorsa aldığını bilsin, neyi satıyorsa sattığını bilsin. Şimdi kalanını satıyor der, kalanı sana der, çok gözükür. Alır götürürsün, ben yaşamışımdır böyle. Gitmişimdir, keşke kiloyla temiz bir kilo alsaydım demişimdir yani. Ya? Alırsın, şerbet çıkar yani. Ama o esnada gözün gitmiştir yani. Abi gitmek için yapıyorum bunu der sana. Malımın kötülüğünden değil yani. Ve he? Hayır, tartısı ne bunun diye, tartısıyla diğerleriyle mukayese edilebilir bir ortamda olsa tamam. Ama diğerleriyle seni o esnada aceleyle kandırıp şerbetlerini bırakmış zaten sonuna doğru. Sen de poşete doldurdu gönderdi sana onu çabucak. Aldın geldin eve ki içinden bir kilo bile düzgün çıkmadı. Ben yaşadım yani. Hani her birinde böyle olmayabilir ama belirsizlik kötülüğün önüne veya kötü bir durumun önüne açabilir. Bunu engellemek adına herkes şeyine göre satsın. Peki şey olur mu? Adam poşet koymuş. Siz normalde kilosuyla aldığınızı daha dikkatli, daha ne olduğunu falan mukayese ederken bu kalanına verdiğiniz fiyatta siz de bu kez mukayese etme yanınızı geri çekiyorsunuz zaten, dünya içinden şu kadar çıkar falan. O da zaten onu hesaplayarak size o arada şey etti ve gitti. Yani kendi çıkması, kendi çıkmaktan çok. Mesela biz diyoruz adam kavurucu kablosu doldurmuş. Poşete 10 lira diyor. Yani şahsen 8 lira da gelse, 8 lira da gelse ben 10 liraya razıyım. 10 lira da gelse 10 liraya razıyım. Satıcı da bu 8 lira gelse de 10 liraya vermeye razı. 10 kilo gelse de 10 liraya vermeye razıysa, yani durum böyleyse ben de razıyım. Onun taraflar razı ama piyasa açısından bu iyi bir şey değil. Piyasa kamyonda sokağın ortasında koymuş, satıyor. Bunun piyasası da yok. Hani etrafta diğer piyasaya bir şey değil. Niye pazarda siz karpuzun kilosunu biliyorsunuz normalde? Normalde pazarda biliyorsunuz. Orada ya bunun kilosu kaça geliyor dediğinde orada ya değil, kilo işi değil burada, bu böyle. Burada işte bu çoğalırsa pazarın bir manası kalmaz artık. Pazarın burada esprisi taleple arz buluşsun, doğru fiyat oluşsun. İnsanlar hak ettiklerini alsınlar, hak edilenler ödesin. Bu mantığa evet diyorsak bunun desteklenmesi lazım. Bursa'da şu anda burada kumaş pazarı var. Aynı bir şekilde yaptık. Amerika'lara gidiyor. Yapılarda satılmış karanmanla firma sahibinden ayrılıp burada bizi geliyor. Toplar fiyat verip ve tutumlu olmaya indiğiniz zaman bunlar da bir tane bir şey. Yani oradan kar da edersin, denk gelir. Zarar da edersin, denk gelir. Devam ediyoruz efendim. Yani konunun esprisi anlaşıldı. Bazı yerlerde bunu uygulamanın zor olduğunu söylüyorsunuz. Yani kestaneyi soğukta dışarıda satan adam kafası o esnada hava soğuk. Sıcacık kestane verecek size. Siz o esnada gramajını, kilosunu falan şey yapamıyorsunuz. Öylece alıyorsunuz. Ama uzun bir cadde şöyle yapsalar tamam, aynı koşullarda satanlar bunu yine ölçüyle satsalar, sünnete riayet etmek için 5 tanesini ben 5 liraya veriyorum, ha tanesi 1 liraya geliyor, geldin öteki yere o da 6 tanesini 5 lira istiyor, ha bu daha avantajlıymış, kestaneleri nasıl, hemen hemen onunkiyle aynı, ertesi akşam aynı sokaktan geçerken 6 tanesini 5 liraya verenden satın alırsın. Bu pazar anlayışı, pazarın düzgün yapılması şeye hizmet eder. Yani iktisadın düzgün gelişmesine hizmet eder. Ama dağınık olsun, hiçbir ölçü sayısını da saymayayım yani. Belirsiz, 3 mü koyar, 5 mi koyar ama her halükarda 5 liranı alırsa bunu da bir süre sonra isyan edersin. Tamam, bir kerecik gittiğin sokakta yediğin kestane değil, her akşam çıktığın caddede yediğin kestane diye düşün. Bazıları o caddeye her akşam çıkıyor. Ya bir süre sonra düşünmeye başlayacak. Kaç tane veriyor ya? Bu bir şeyin içerisine koyuyor ama 3 mü koyuyor, 5 mi koyuyor? Ya bunun bir ölçüsü yok mu diyeceğiniz bir an gelecektir. Yani o kestane bile olsa. Bir ölçüsü yok derse adam,
Ya ölçüsü olsa iyi olur dersiniz yani. Her akşam orada bazen 3 tane çıkıyor içinden, bazen 5 tane çıkıyor. Ama her halükarda sizden 5 lira alınıyor. İyi değil bence. Sayısı olsun, kilosu yoksa bile. Ya sayısı 5 lira. Ha, bugün buradan aldın küçük kestaneleri, 5 tane verdi ama yarın ha ötekinin önünden geçerken gözücüyle baktın. O da 5 lira ama kestaneleri daha diri, daha büyük. Yarın bu kez oradan tercih edersin. Bu farka yol açar. O ölçü ve tartı. O olmazsa ezbere giderseniz iyi olmaz. Belki siz çok zenginsinizdir. Sizi bu konu çok ırgalamıyor olabilir. Ama pazarı desteklemek, pazarın doğru işlemesini desteklemek hepimizin vazifesi. En azından sünnet olarak, Resulullah'ın dikkat ettiği bir konu olarak düşünüp buraya katkı sunmak iyi olur yani. Böyle ölçüsü mü satıyorsun sen bu kestaneyi ya? Ne doldurduğun belli değil. Hiçbir şey olmasa bardağı olur yani. Bardağı mesela değil mi? Bardağıyla dolduruyor. Bu sefer gözün bir süre sonra bu çekirdeği doldurduğu bardaklar onun bardağı nasıl, bunun bardağı nasıl diye mukayeseye gidecektir. Ya bunun bardağı iri, öteki küçük minicik bardak kullanıyor demeye başlarsın. Ama bütün il ölçüsü olursa ne aldığını bilemezsin. Yani. Hocam sevgili hocam söyledi bir şey. Hani 2 liraya satanla 5 liraya satan da götürme dedi değil mi? Yok biz yani merfu olmayan bir rivayet şey yapmıyoruz. Ya, merfu, tabii merfu rivayetler üzerinden gidiyoruz. Kaldı ki orada söylenen şey yani bir kimse fiyatını ucuz verebilir ölçüsüyle tartısıyla yaptıktan sonra. Ya sen yok Resulullah'ın sünnetinde şey yok. Yani ucuza satanın ucuza satmasına mani olmak diye bir şey. Ölçüsüyle tartı satsın. Zaten ucuza satmak isteyenin ucuza satma isteğiyle pahalı satmak isteyenin pahalı satma isteği pazarda buluşur. Alıcı kişi fiyatı belirler. Gider ucuzdan aldığı zaman kaça satılıyor şu anda? Satışın gerçekleştiği rakam onun bedelidir. Adam malına 200 lira istiyor ama hiç satamamış. Akşama kadar hiç doğruyu satamamış. O malın bedeli değildir. Kimde bulduysa 150 liradır. Yani arz ve talebin buluştuğu o tam nokta. Dolayısıyla aşağı çekmek isteyene, fiyatını ucuz satmak isteyene mali olunmaz. Yani oradaki olay nedir ben onun şeyi bilemedim. Ama hadis şeyinde merfu olmayan rivayetlere itibar edilmez. Merfu rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bir tarafında bulunduğu rivayettir. Diğerleri o kişilerin içtihadı olur, düşüncesi olur. Hele sünnet ile örtüşmez ise, yani sünnette bir karşılığı yok ise, o zaman o kendi başına kalmıştır. Bir de o tür rivayetlerin sıhhati, merfu rivayetlere göre daha bir şey dışıdır yani. Çünkü hadisçiler merfu rivayetlerle ilgilendiler esas itibariyle. Onların peşini kovaladılar. Dolayısıyla onların senetleri, onların ravileri, onların ricalleri. Ama merfu olmayan mevkuf rivayetler vesaire bunlar ikinci, üçüncü planda kaldı. Devam edelim efendim. Okuduk mu bu son hadisimizi? 2025'i okuyacağız. Haddethena Musa ibn İsmail'a. Bize Musa bin İsmail anlattı. Haddethena Vuhayb'un, bize Vuhayb anlattı. An İbni Tavus'in, o da İbni Tavus'tan. An Ebihi, o da babasından. An İbni Abbas'in radıyallahu anhuma, o da İbni Abbas'tan. Allah kendisinden de, babasından da razı olsun. Enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Neha en yebi'ar raculu ta'amen, bir kişinin bir yiyeceği satması, bu nehyedilmiş Resulullah tarafından, hatta istevfiyehu, ta ki onu kabz etsin, eline geçirsin, kendi yüküne, kendi arabasına veya dükkanına taşısın. Kultu İbn Abbas'ın, İbn Abbas'a dedim ki, keyfe zâke, bu nasıl bir şey? Kale dedi ki, zâke derahimu, bi derahime. Burada paralar el değiştiriyor ama vatta'amu murca'un. Yemek geri, yiyecek geri bırakılıyor. Yani işte 100 ver, 50'si kaldı.
alışveriş paralar sağlanıyor. Ama yiyecek alması gereken şey o geri bırak, onu sonra alırım şeklinde. Kale Ebu Abdillah murca'una, murca demek yani muahharuna, geri bırakanlar, öteleyenler, sonra aldırma şey yapanlar. Bunun yiyeceklere özgü olup olmaması da yine dediğim gibi tartışmalı. Belki şu bakımdan, çünkü aldığınız yiyeceği elmaydı bu mesela. Sonra alırım dediniz, akşama geldiniz elmanın rengi geçmiş yani. Çünkü yiyecek öyle de işte öyle de bu kavgalara tanık olmaktansa satış ilkesini yiyeceklerde alan kimsenin aldığı malı, aldığı yiyeceği yerinden kaldırması, götürmesi, kendi uhdesine geçirmesi. Ama yiyecek değil, hayvan. Yani bütün mallar içinde olan olduğunu söyleyenler var. Ya o haklısınız da, ama kavga çıkabildiğini, bu tür konuların kavgaya sebep olabildiğini bilmemiz lazım. Adam diyor ki benim hayvanımı ben aldım diye artık oraya koydu, bakmadı doğru düz. O yüzden şey yaptı, ne oldu da hayvan iki günde öldü diyor yani. Sen de ölmedi, köyde ölmedi, yolda ölmedi. Demek ki hastaymış veya en azından. Onu yani bunlara tanık olmaktansa siz düşündüğünüzde haklı olabilirsiniz. Ama şu ihtimal de var, satıcı kimse de elinden çıkardığı için artık o hayvanı gereğince bakmama ihtimali de var. Biz niye kendimizi riskli bir duruma sokalım? Kuralın en iyisi, en az arıza üreten kuraldır. Dolayısıyla ha bu dediğiniz daha iyi dedi diyorsanız, evet kendisi alsın, veya eğer biz bunu ilke edinirsek bu kez pazarlarda şöyle bir durum oluşabilir. Yedi emin, yani sen ondan aldın, satıcı bir taraftı çünkü. O tarafın elinden o malı aldın, götürdün bir başka tarafa, yedi emin bu işi yapıyor. Yani hayvana bakıyor. Onunla olan anlaşman senin, ölürse sana bir sorumluluk yüklemeyeceğim, sen sadece bakacaksın vesaire. Artık satıcı değil o. O bir başka üçüncü seans. Orada daha az problem çıkarırsınız. Ama satıcı olunca zaten senin malındı. Bir tek ben sana dün para vermiştim, şimdi bugün geldim, sen bana hayvanı verecekken vermiyorsun, ver paramı geri diyen daha çok duyarsınız. Ve kavgaya sebep olur. Görmeden, bilmeden, yok, evet. Yok, bakıyor mesela 2 kilo tartıyor. İşte. Köyde bakmaya devam ediyor, daha olgunlaşmamış. Evet. Baştan alıyor, parasını da veriyor. İç içe sorunlar yumağı orası. Paranı aldın, o günden sonra düzgün bakmadın, o yüzden bu mahsul çıkmadı diye. O çıkışacak, o diyecek ki ne alakası var, kırağı geldi, ne dedim, ver paramı geri falan. Orada cinayet çıktı mı, dönüp biz diyeceğiz ki neyi yanlış yaptık. Alan da razıydı, satan da razıydı, doğru. Ama bak sorun çıkınca ne alan razı, artık ne satan razı. Şimdi kurbanda biraz bir şey değiştirdi. Eskiden bir hayvana bakıp da kilo alıyor da şimdi ilginç bir şey var. Böyle kurban alıyor, kilosunu tartıyor, kendisini dinlemesi, o kilo üzerinden anlaşıyor falan yani. Tamam. Bu kurbanda biz adama kapora veriyoruz, kurban bayramında gelip kestikten sonra da kalanını ödüyoruz. Sanki de satış tam olmamış gibi bir durum olur mu orada? Çünkü hakikaten mövdelerinde bir apartmana dana götürmek biraz zor olur. Ya ama siz şunu yapıyorsunuz. Yani satıcıdan hayvanı alınca sanki bir uzay boşluğu oluşuyor. Evden gayrı bir yer yok o şeyde. Öyle burada bir başka ya. He? Öyle bir kurum yok. O alıp başka bir satıcıdan gayrı birine götürüp bırakabilirsiniz. Mezbahaya götürebilirsiniz. Kesici yerine götürebilirsiniz. O siz oluşturabilirsiniz. Şimdi satıcının elinde kaldığı zaman satışın tarafı. Dolayısıyla siz sadece ona kağıt paralar verdiniz ve hiç başka bir şey yapmadınız. Geldiniz şimdi, parayı da vermemişsen iyice işin içerisinde başka sorunlar soktun. Yani buradan arıza çıktığı zaman o zaman inlemeyeceksin. Yani orada bir ve kavga çıktıktan sonra silahlarına davrandıkları zaman sonuçta ölen senin canın.
senle toplumu idare ediyorsan, ben bu arızanın çıkmayacağı bir düzen kurayım diye düşünmeye başlayacaksın. Ha bunu düşüne düşüne gelirsin Resulullah'ın dediği yere, orada ölenler ölür. Ya da baştan görürsün, kabul edersin. Evet, satıcıda bırakmaktansa bu hayvanı, pazarda bir yedi emin bölümü oluşturup alıcı hayvanını bir tutsun, alsın bir götürsün, bir sahiplensin, artık benim hayvanım diye sorumluluğu altına girsin. Sonra gitsin yedi emine versin, desin ki bu hayvana sen iki gün içinde bak. O kasabı da olabilir, onun aynı başka işlemlerini de yapabilir. Ama üçüncü şahıs olsun. Şimdi artık o hayvan orada ölürse gelip satıcısının yanına bulaşamaz bu adam. Yedi eminle de ayrı bir sözleşmesi vardır onun. O yedi emindir. Bakmak için para almıştır. İyice bakılmış şu koşulları vesaire. Dolayısıyla bir miktar rahatlatmış olursunuz sistemi. Ama diğer türlü adam diyecek sen köyden getirdin. Belki de hastaydı, iyi bakmadın. Ben sana sadece para verdim, iki gün daha bakamadın mı? Niye öldü bu hayvan? Sıkıntılı durumlar oluşabilir. Hayvanın tartısıyla... Evet, yani yiyeceklerin alımı satımını konuşuyoruz. Hayvan alımı satımı benim hadislerde gördüğüm kadarıyla bakarak, yani hayvanı tartarak değil. Ama şunu da söyleyebiliriz. Hayvanı tartacak bir vesileleri yok onların. Yok yani. Hayvanı tartacak bir imkanları yok. Tartı ufak tefek şeylerde bildiğim kadarıyla bunu. O da yani çekim ağırlıklı tarttılar anladığım kadarıyla. Siz hayvanı çıkaracağınız bir baskülünüz yok ki o gün için. Ben inanıyorum ki, kanaatim şu, yani o gün için bu imkan olsa bunu yaparlardı. Çünkü hayvan ağırlığınca bedeli olan bir varlık. Yani etiyle insanların istifade ettiği bir şey. Dolayısıyla ben onu şey bulmuyorum. Hatta bugün için olması gerekir gibime de geliyor ama şekli olarak görüntüsüyle sünnete uyuyor mu, uymuyor. Orada hayvanı öyle satın, alıp satan bir ortam var. Eller işte sağına soluna baka, dizine, baldırına vesaire, tamam bu hayvanı alayım der. Yani ama siz haklısınız, buradakine bakarsak daha küçük büyüklüklerde ölçü esas ise, daha iyi ise, daha büyük büyüklüklerde niye ölçüden mesela bir hayvan alınırken. Ama bu tabi yemek için aldığınız bir koçta, inekte böyledir de, bir at mesela bu düşünceyle alınmaz. Atta işte seri olup olmadığına, nasıl koştuğuna, genç olup olmadığına, orada da kilosu önemli değildir. Atı işte koşturur, gezdirir, üstüne biner falan, fiyat taktiği. Orada da kendince ölçüler oluşmuştur aslında. Yani cinsi, ırkı vesaire belli bir ölçüleri vardır. O ölçüler dikkat edilerek alınırsa adil bir alışveriş yapılmış olur. O ölçülere dikkat edilmeden gözü kapalı alınırsa ya kandırılırsın ya da birini kandırmış olursun. Bu her zaman böyle. Ha, her satışta olan şeyin kendine has ölçüleri olabilir. Bunu kabul ediyoruz. Bak, inekle atı kıyasladık, tutmadı şimdi. Atı da terazinin üzerine çıkarırsan olmaz ki. Adam diyecek ki ne yapayım, ağır geliyor ama. Hatta artık kilo aldı diyor bu, diyor. Yaşlandı diyor. Yani hayvan gelmiş 18 yaşına veya 10 yaşını devirmiş. Artık kilolanmaya başlamış. Şimdi siz o hayvanı kilosuyla satın, hiçbir kimse almaz. 7-8 yaşında tamamıyla kasken böyle, adam onu o şekilde tercih ediyor. Dolayısıyla ölçüleri neyse onun, o ölçülere göre biçilecek fiyat adalete yol açar. Adaleti sağlayacak hususlara ne kadar dikkat ederseniz o kadar az kavga çıkar. Daha az kavga, daha az fitne demek, daha az sorun demek. Toplumu yöneten, toplumun başında bulunan, yönetmese bile bir birey olan herkes toplumun asayişiyle ilgilidir. Bununla ilgili kendi içinde bir sorumluluk hisseder. Buna katkı sunmak adına. Niye pazara girdiğimizde köşe başı kavga eden insanlar bulalım? Birbirine girmiş insanlar bulalım. Şimdi ölçüleri daha iyi koyduğunuzda daha az kavga oluyor. Daha ölçülere dikkat ederseniz daha az kavga olur. O da
selamet getirir, huzur getirir. Hepimiz de bunu arıyoruz zaten. Her malın cinsine göre değişir yani. Standart olanlarda adet olması anlaşılabilir bir şey ama standart olmayanlarda adet anlamsız olur. Standart olursa her biri adet o zaman anlaşılır. Karpuz kilo ile olur. Yani adetli olur mu? Bir karpuzlar bu kadar, bir karpuzlar bu kadar. Şimdi bunun adeti olur mu yani? Pazarda elini etmiş, tane 50, tane 60, tane 70 diye koymuş. Şimdi orada... Tamam, yani o taneci, tanecilerdir onlar. Bir başka köşede de yine taneci vardır. Onun taneleri de bunun iki tanesi 5 liradır. Onun 3 tanesi 5 liradır. Yine bir ölçü oluştu. Yani o da tabii kendi içinde bir ölçüsü varsa artık, ki belli bir karpuz cinsi var, belli bir ebatta oluyor böyle onlar, değil mi? O beyaz cinsli olanlar falan. Onları adam belli bir şekilde tasnif etmiş. Diğer köşede de aynı benzer bir pazarcı aynı tasnifatı yapıyor. Siz 1-2 orada 3 tanesi 5 lira, burada 4 tanesi 5 lira. Hatta bazen 3'ünü almış gelirken buraya, ya bu 4'ünü 5 liraya veriyormuş diye göz ucuyla görüyorsunuz. Sizde bir küçük bir şey oluşuyor. Bir sonraki gelişinizde buradan alırken ya bu 3'ünü 5'e veriyordu, bir ötekine bakayım diyor. Yani bir bakın, bir yönlendirme oluşuyor. Bu ölçüden kaynaklanan bir yönlendirme. Devam edelim. 2025 nolu hadisi okuduk. 2026 nolu hadisteyiz.